Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne demek penya ne olacak? Sonuçta böyle öyle bir ihtiyaç yok muydu? Hayır yani hayır müşterinin dönüşüyle beraber yabancı sınırı zaten o yüzden şey oynatamadım. Bulgar'ı. iki tane yerli oynatmak zorunda evet. kaldın. Evet. Hayır şu açıdan sonra. Madem öyle yani... yerli bir kaleci alsaydın ha. dönüyorsa diye ha. dedim. Onu anlamak istedim. Gerçi yani... alamadım da. Neden Olayın. buna getirdiğini konuyu merak ettim. Çünkü öyle bir ihtiyaç vardı değil mi? Vardı. Kaleci Alman gerekiyordu. Ama şimdi tabii müjde şu an bence Mustara'nın dönmesi değil. yani Çünkü haberler öyle, bizde de öyle, genel olarak medyada da öyle. Mustara dönüyor, Mustara'nın dönmesi değil ki konu. Galatasaray'ın hücumda sıkıntı yaşaması esas. Yani hem gol... Ama işte çok uzun zamandır... Yani o iyi haber. Bir müjde. Yani az iyi haber olduğu için diyorsun. Bunu da söylemek lazım. Tabii iyileşmesi bence önemli haber ama Galatasaray'ın başarısı açısından Muslera'nın dönmesi esas olan haber değil. O yüzden ben e, Penya üzerinden yorumladım. Mesela bizim haberin içinde çok başlık vardı. Önde baskı, tempo, işte sahaya yayılım, hızlı oynama. Merak ediyorum Galatasaray'ın bu hafta oyununu ben. Göztepe karşısında. Evet çünkü Göztepe de çok iyi bir Geçiş oyunu istediği zaman oynayabilen bir takım O yüzden güzel maç olacak dediğim o Bir yandan da hocanın üzerine çok büyük baskı var Yönetimin üzerinde büyük baskı var ya Bu maçta alınacak ee, orası bir mağlubiyet işte Zaten haberler vardı biz de paylaştık Başkan Burak Elmas'ın Göztepe maçı öncesi Dominik Torrent ile özel olarak görüşeceğiyle ile ilgili Görüşüyormuş hatta her gün Hemen hemen Sohbet ediliyormuş ama Bence Torrent hoca da tabi Zamanlama olarak Zaten muazzam yanlış bir karar verildi zamanlam olarak. Fatih Hoca'nın ayrılışı da yanlıştı yer itibariyle. Zaman itibariyle de öyle. Hep konuşuyoruz bunu. Ferguson gibi el sallayarak türbinlere gitmesi lazımdı sezon sonunda eğer illa böyle bir ayrılık olacaksa. Bir de getirdim bence Hoca nereye ve ne zaman geldiğini de fark etmemişti. Sonradan fark etti. Yani sürecin yani krizsel halini sonradan fark ediliyor bilmiyorum e Galatasaray seni isterse o reddedilemez bir tekliftir Özellikle Torrent gibi çok fazla ismini Avrupa'da duyuramamış birinci adım olarak bir teknik adam için Ve kaçırmazsın yani bu teklifi Yani ortamına geldi artı olarak saha sonuçlarına bakar Batur Torrent geldiğinden beri ilk defa bir teknik adam 5 maçta Galatasaray'da galibiyet alamadı üst üste ilk defa e Dolayısıyla yani nereye kadar bu şekilde devam edeceği de bir soru işareti herhalde devam edeceğiz diyor yönetim gelecek sezonda ama tabii yani iki tane maçta alınacak kötü sonuç her şeyi yapabilir. Peki tekrar konuşuruz. Yorumlarla döneriz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İşte Galatasaray'ın kırık isimden oluşan yetenek listesi. Galatasaray yönetimi futbolun başına getirilen Campos ve Sinsible'ın Scott ekibiyle birlikte 40 oyuncu önerdiğini, bunların 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklarken gündemdeki bazı isimler ortaya çıktı. Sarı Kırmızıların ilk olarak Avrupa'da oynayan genç gurbetçilere yöneldiği öğrenildi. Hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu kurtaracak projenin ilk adımları olarak lanse edilen Sarı Kırmızılı Kulüp'te yeni sisteme dair ilk ipuçları ortaya çıktı. Sportif tanışman olarak Luis Campos'la bir süredir çalışan, şimdi sportif direktör olarak Pasquale Sinsible'ın futbolun başına getiren Galatasaray'da hedef, genç, yetenekli ve potansiyelli oyuncuları henüz patlama yapmadan Flora'ya getirebilmek. Galatasaray yönetimi Campos ve Sinsible'ın Scout ekibiyle beraber hazırladığı 40 oyunculuk havuzdan 12'siyle ön görüşme yapıldığını açıklamıştı. Türkiye'de giderek artan yerli oyuncu mecburiyeti sebebiyle öncülüğün Avrupa'da oynayan gurbetçilere verildiği öğrenildi. Gündemde hem tanıdık hem de keşfedilmeyi bekleyen bazı isimler var. Yönetimin göreve devam etmesi halinde yaz döneminde bu transferler için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor. Kaleci konusunda listenin ilk sırasında Kayseri Spor'dan Rense transfer olan ve müthiş bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki Doğan Alemdar var. Fransız kulübü 3,5 milyon euroya kadrosuna kattığı genç eldivenden kolay kolay vazgeçecek gibi görünmese de Galatasaray cephesi uygun bir teklif yapmaya hazırlığın içerisinde. Stoper konusunda ise daha önce de gündeme gelen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gençler Birliği'nin 23 yaşındaki savunmacısı Arda Kızıldağ ön planda. Sağ en güçlü aday olanın 22 yaşındaki milli oyuncusu Mert Müldür Sarı kırmızılar Mert için ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor. Şalke'nin 16 yaşındaki sağ beki Batuhan Yavuz da adaylar arasında ve sezon sonunda kontratı bitecek olan genç oyuncuyla şimdiden bir görüşme yapıldığı ifade ediliyor. Sol bekli ise Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı'nın yanı sıra Freiburg'dan 16 yaşındaki yeteneği Berkay Yılmaz ön plana çıkıyor. Gurbetçi oyuncunun transferine de yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Orta saha için gündeme gelen 16 yaşındaki Kenan Yıldız ise ile iştah kabartıyor. Bayern Münih forması giyen bir 85'lik orta saha oyuncusu her iki ayağını da kullanıyor. Merkezde, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor. Sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Campos ve Sinsible'ın 6 ve 8 numara ile kanatlar için daha çok yabancı yetenekler üzerinde durduğu da gelen haberler arasında. Forvet adaylarından biri Bursa Spor'dan ayrılıp Frankfurt'a giden ve Nijmenegen'de kiralanan Ali Akman. 19 yaşındaki oyuncu için girişimlerin başladığı da öğrenildi. Watford'un 19 yaşındaki 1.96'lık Klostopar'ı Thiago Chukur da yakından takip ediliyor. U21 Türk milli takımının formasında gelen genç golcünün İngiliz kulübündeki sözleşme opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusu transfer sürecini doğrudan etkileyecek. Hollanda'nın Alkmaar takımında yetişen 18 yaşındaki 1.82'lik forvet Yusuf Barasi transfer gündeminde bir diğer genç. Yusuf, Hollanda alt yaş takımlarında forma giydikten sonra tercihini Türkiye'den yana kullandı. Yusuf Barasi'den de önümüzdeki dönemde büyük bir patlama yapması bekleniyor. Fernando Muslera da geri döndü. Süperlikte Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kam kadrosu açıklandı sarı kırmızı açıklanan kadrosunda da yer aldı. Galatasaray'da Alparslan Öztürk, Arda Turan ve Morutan ise kamp kadrosunda yer almadı. Morutan'ın olmaması birçok taraftar tarafından tepki topladı. Dominic Torrent'in de derdi yerli. Süper Lig'de sık sık yabancı sayısı tartışması yapılırken Galatasaray Teknik Direktörü Dominic Torrent bu kurala takıldı. Geçtiğimiz hafta Kayseri spor maçında Erik Pulgar'ı oynatamamasını yabancı kısıtlamasına bağlayan İspanyol çalıştırıcı hafta boyunca istediği ilk 11'i sahaya sürmekte zorlanıyor. İlk 11'de 3 Türk oyuncu oynatmakta zorunlu olan Torrent yerli oyuncularda beklediği performansı göremeyince hayal kırıklığına uğradı. Berkan, Taylan ikilisini kesinlikle sahaya sürmeyi düşünmeyen deneyimli teknik adam bu bölgede Pulgar çıkıldığı ile sahaya çıkmak istiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Banko İlk 11'e yazan Torrent ve ekibi zorunlu olarak Van Anholt'u kesip Ömer Bayram'ı ikinci isim olarak sahaya sürecek. Üçüncü yerli oyuncu için ise alternatifler deneniyor. Emre Kılınç'ı sağ kanatta oynatıp Babeli forvet arkası yapmayı hesaplayan Torrent ayrıca Babeli sağ kanatta kullanıp Halil Dervişoğlu'nu 10 numarada kullanmak için itmanlarda adeta santranç oynuyor. Buffett'in bir de hırs bastı. Galatasaray'da 2017-18'de tarihi bir sezon geçirip ardından Suudi Arabistan'a transfer olan Gomis dönüşünde ise eski ortamın çok uzandığı bir takım buldu. Sarı kırmızılı forma ile 43 maçta 32 gol atarak şampiyonluğu getiren Fransız oyuncu devre arasında yeniden geldiği Galatasaray'da ise takımın üzerindeki kötü havayı dağıtmak için kolları sıvadı. Geldiği günden bu yana özellikle takımdaki genç isimleri yüreklendiren ve sık sık konuşmalar yapan Gomis ayrıca tüm ekibi de yemeğe götürerek yeniden eski günlerdeki atmosferi yaratmaya çalışıyor. Bu hafta yapılan itibarlar en hırslı isim olarak görülen Gomis gol yollarında yaşanan sorunu da Göztepe maçı ile birlikte dur demek istiyor. Teknik direktör Torrent de sık sık konuştu 36 yaşındaki Forvet'in İzmir deplasmanında erken atılacak bir golün takıma da moral vereceği görüşünde. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.